Hiçbir milli mücadele filmi bu perspektiften anlatılmamıştı. Bir futbol üzerinden anlattık. Ama 5 yıllık bir epik bir hikaye anlatıyoruz. Verilmesi gereken mesajlar harika verilmişti ve takım fark etmeksizin bütün herkesin izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle Haller'in sayesinde çok etkilendim. Çok iyi yansımışlardı. Tabii ki günümüzde böyle bir aşk görmek herhalde mümkün değil diye düşünüyorum yani. Hocam dedi peçete yanında mı? Ne diyor dedim ben, peçete yanında mı? Hakikaten tedbir olsun diye aldık ama iyi ki de almışız. Yani Halide Edip'in konuşmasını müthiş yapmış Abdullah Avuz. Çok etkileyici yani. Bugüne kadar gördüğüm Kurtuluş Savaşı'yla ilgili en etkileyici sahnelerden biriydi o. Filmin konusu da çok güzeldi. Güzel işlenmiş. Dönem filmleri çok zordu. Kostümleri çok beğendik. Kadının etkisi her yerde kendini belli ediyor. Parlayıcı ve fedakarlı. Her zaman ön plana çıkıyor. Lütfen bütün öğretmenler, okul müdürleri, okul öğrencilerini getirsinler. Çok güzel bir yapımdı. Çok teşekkür ederiz. İnanın ki ben böyle dostluğun pekiştiği, kardeşliğin pekiştiği, milli mücadelenin, milli ruhun ne anlama geldiğini ifade eden filmi az seyrettim. Silahların saklandığı sahne. Hani harbi şey erkek işiydi? Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum. Atatürk de çok güzel yapılmıştı. Kaptan Galip de çok iyi oynamış. Çok beğendik. Bayıldım. Ve Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlamak isteyen Fenerbahçeliler için görseler iyi olur değil, mutlak surette görmeleri gereken bir film. Sanat yönetimini de ekstra kutluyorum. Ben atmosferi için bile kesinlikle tavsiye ederim. Kadınların her zaman olduğu gibi Cumhuriyet öncesinde de vermiş olduğu başarılı mücadele gerçekten çok duygulandırıcı. Ve bence tüm okullara, ilkokullara kadar umarım izletilebilir. Beğenerek izledik. Yer yer duygusal, yer yer gözümüzün kapardığı harika bir film. Çok filmdi. Kurtuluş Savaşı'nı önüne götüren güzel bir film. Her anı sanki oradaymış gibi hissettik. Milli mücadele hiç bu tarafından anlatılmamıştı. Fenerbahçe'yi genç kuşaklara anlatmak bu kadar güzel olabilir. Film yaklaşık 2 saatten fazla sürdü, tam bilmiyorum ama her dakikasına değdi. Bence çok güzel bir filmdi. Yani zaten ben de Fenerbahçeliyim ve gurur duydum şahsen. Hem milli mücadeleyle birlikte anlatmışlar, o yüzden beğendim. Rengar Hanım'ın yaptığı fedakarlıklar olsun, Hale Edip Arıların halka ayaklandırması olsun beni kadın olarak gerçekten çok gururlandırdı. Her zaman olduğu gibi herkesi yetiştiren anneler ve kadınlar, yaşasın çağdaş Cumhuriyet kadınları diyorum. Yaşasın Hürriyet, yaşasın İstiklal. Abdullah Avuz'u tebrik ediyorum. Aktörlerimizi de tebrik ediyorum. Müthiş bir film. Tarihi bir gerçeği ve o milli mücadeleyi yansıtan o duyguları. Gözyaşlarımı akıtmamak için zor tuttum kendimi. Ay çok etkilendik. Zaten bellidir. İnşallah makyajlarımız akmamıştır. Titizlikle hazırlanmış ve sinemasal değeri anlamında da kıymetli bir film olduğunu düşündüm. İnanılmaz etkilendim. Çok sevdim. Çok güzel. Çok sevdim. Gözlerimiz doldu zaman zaman. Futbolcuların, halkın, herkesin el ele nasıl bir mücadele verdiğinin çok güzel bir filmi olmuş. Bence herkesin seyretmesi gereken, bütün futbol taraftarlarının seyretmesi gereken bir film. Sadece Fenerbahçelilerin gitmesi gereken bir film olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz futbol üstü bir film. Çok büyük bir emek var. Kamera önünde, arkasında gerçekten. Milli mücadelenin nasıl kazanıldığının anlaşılması açısından çok tarihi tabii belgeler var, yaşanmışlıklar var. Şahane bir reji, şahane bir senaryo. O dönemi bu kadar kalabalıkla, bu kadar büyük bir ekiple nasıl yaptılar, nasıl becerdiler? Vallahi müthiş emek var. Milli mücadelemizi bence şu ana kadar en iyi anlatan film oldu. Bir de bunu tabii futbolla beraber anlatması çok da duygusaldı. Milli mücadele zamanlarını bu kadar doğru ayrıntılı, güzel bilmek ayrıca çok hoşumuza gitti. Genç kuşak kardeşlerimizin de izlemesi gerekiyor. Galip Kulaksızoğlu bir ete kemiğe bürünmüş halde karşımızda görmek tabii çok duygusal anlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kulübü ziyareti sırasında ben çok dağıldım. Çok güzel bir iş çıkarmış çocuklar ve Abdullah. Çok güçlü, çok duygusal aynı zamanda. Çok güzel bir film olmuş. Kurtuluş Savaşı'nın arka yüzüne doğru bir yolculuk yapmak isteyenler için çok ilginç bir film olduğunu düşünüyorum. Abdullah Oğuz gerçekten ayakta alkışlanacak iş yapmış.